Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Cities Skylines'ta yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Yanılmıyorsam bu 9. bölümümüz olmalı ve bu bölümün temel problemi trafik sıkıntısını nasıl çözerim sorunsalı. Efendim, trafik sıkıntısını çözmeye çalışacağız. Şehre giriş çıkışlar inanılmaz derecede zorlaştı ve neredeyse işkence haline gelmeye başladı. Benim bir fikrim var açıkçası bu şehre giriş çıkışları çözebilmekle alakalı. Bu arada videoları arda arda çekiyorum, söylediğim gibi 10. bölüme tamamlayıp en kısa sürede size ulaştırmaya çalışacağım. Normalde bugün bayağı dermansızım ama en azından bu karantina günlerinde böyle izleyecek bir şeyler sunabilmek istedim. Ki şimdi yalan yok yani, ben de boş durursam acayip sıkılırım. O yüzden dedim ki hazır Cities Skylines oynamayalı uzun zaman oldu, yapıştır Samet. En son bunu seneler önce Rimworld'de yaptıydım. Uykusuzluktan böyle geberiyordum. Oturdum 15 bölüm falan Rimworld oynadıydım. Yarım saatten hesapla işte 15 bölümü. Hesaplama, ben hesaplayamam çünkü. Neyse yani bayağı bir işte uykum gelene kadar oynadıydım. Bayağı iyi geldiydi. Abi şimdi bu şehre giriş sorunsalığını çözmek için benim bir önerim var. Aynı çıkışta yaptığımız gibi bir tane de girişe köprü yapacağız abi. Yani girişi, sanayi girişi hariç insanların bütün girişini şuradan vermeyi planlıyorum. Çünkü bence buradaki hat her şeyi tartar. Buradaki yollar bayağı geniş yollar. Buradaki hattın ben her şeyi tartıp böyle iyice ulaşım seviyesini arttıracağına inanıyorum. Ya da arttıracağına inanmak istiyorum. Çünkü başka bir seçeneğim yok gibi duruyor ortalıkta. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki hattan şöyle tam buradan karşıya bir çıkış yapacağım. İnsanlar buradan giriş sağlayacaklar şehre. Ama buradan şehre girmeyi tercih etmeyebilirler. Bütün girişlerin buradan yapılmasını sağlamaya çalışacağım. Ki kuvvetle muhtemel buradan yapılacak zaten. Yani buradan da giriş yapılacak. Şu yukarıdaki trafiği rahatlatmaya çalışıyorum yani. Tek niyetim o, tek amacım o. Yukarıdaki trafiği bir rahatlatabilirsem çok çok rahatlayacağım. Yani bu şehrin hengamesini nasıl azaltabilirim onu düşünüyorum hala. Abi şuradan buradan girişi kapatsam misal, buradan gelen adamlar ne yapabilirler? Buradan gelen adamlar böyle dönerler, şu yolu takip ederler. Oradan olmaz abi, oradan bizim köprü iş yapmıyor. Bizim köprünün iş yapması için buradan gelmesi gerekiyor adamların. Nasıl ayarlayacaklar bilmiyorum ki o sonsuz döngüyü. Abi bak, burayı kısa süreliğini iptal etsem, geçici süreliğine, yani sadece sanayiye dönüş gerçekleşse. Nasıl fikir? Buradan sadece sanayiye gidin abi. Buradan sadece sanayiye gidin. Şehrin tek girişi şimdilik burası. Evet, insanlar şehre gelemediği için şehir çöküyor değil mi? Oyun çöküyor şu an. İnsanlar şehre nasıl gelecekler abi? Yani sadece sanayiye giriş var şu an. Şurayı bir komple şöyle bir kapat bakalım. Kapat abi. Kapat abi. Güzel, buraları yıkabilirsin. Evi. Sanayiden nasıl eve ulaşmayı planlıyorsunuz? Buradan gidip şöyle ilerleyip oradan dönüş yapıp falan mı gelecekler? Ne yapacaklar? Şu taraftan gelmeleri lazım işte. Buradan gelmeyi nasıl öğrenecekler ama, değil mi? Asıl problem o. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Sanayiden çıkış yapanların yanı sıra sadece bir dönmeli bir şey yapabilir miyiz? Yani sanayiden girişini, ama sanayi girişi çöktü abi. Sanayi girişi çöktü. Sanayi girişi çöktü. Komple sanayinin girişi çöktü şu anda. Yani herkes sanayiye girmeye çalışıyor. Ne yapacağınız oğlum sanayide? Binek araçlar da sanayiye giriyor. Sizin sanayiyle alakalı bir işiniz yok ki. Şu mekanların bu arada var ya, içine tükürdük ha. Yani bu buraları mahvettik. Hocam bir saniye, sanayi bu kadar girişi kaldırmaz. Sanayi girişini de tek koridordan yapamam. Ne var? Petrol yok. Abi gelir gelir, petrol gelir de. Gelir de peki. Bir şey diyeceğim. İnsanları burayı değil de buraya sadece sanayi mi geliyor? Buraya sadece sanayi gelmiyor. Binek araçlar da geliyor. Ben görüyorum arada, bak vızır 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 geçiyor binek araç. Sen nereye gidiyorsun misal? Seni bir takip edelim. Sen nereye gidiyorsun bana söyle bakalım. Organik et tavuk döner dükkanına gidiyor. Buradan şehre giriş yok ki canım.
Ha, şuradaki minik mağazaya falan gidiyor abi. Kenardaki minik mağazalara gidiyorlar. Ama buradan şehre tekrar giriş yok. Şehre girebilmeleri için buradan çıkıp dünya kadar yol dönmeleri gerekiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle şehri batırırız. Yani eyvallah bak şurası çok güzel tartıyor, tamam mı? Buradan yana hiçbir sıkıntı yok. Burası çok güzel tartıyor. Hatta yolun şu geri kalanını iptal ediyorum lan. Böyle bir yol yok abi. Burası sadece şehre giriş için kullanılıyor. Şurası da çıkış için kullanılıyor. Komple herkesi buraya gelmeye devam ediyor, davet ediyorum ki buraya geliyorlar abi herhalde. Geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Eksi 20, artı 20 bir şeyler oluyor, bir şeyler yapılıyor. Yani bu peki şehrin içinden geçtik mi? Bence şehrin içinden geçemeyiz ya. Geçmeyiz herhalde. Ya buranın altyapısı tartmazsa hiçbir yer tartmaz çünkü bu girişi. Bura dışında girişi tartacak bir seçeneğimiz olduğunu zannetmiyorum. Ha şimdi buradan gelen adamlar bu şehirden nasıl çıkış yapacaklar? Asıl soru işaretlerinden biri de bu. Çıkışta çok sıra olur mu? Evet bence çıkış bizi mahveder abi. Buradan adamlar geldi diyelim. Nerede ne ötüyor? Cenaze aracı yok. Cenaze nakil aracı yok. Var. Yukarıda buraya ulaşamıyor mu? Buranın trafiği mi var? Burada insanlar pıtır pıtır devrilmeye başlamış. Abi pıtır pıtır. Pıtır pıtır her yer devrilmeye başlamış. Ya mezarlık işleri yok mu burada? Cenaze araçları falan çalışsa ya. Full para veriyorum ben oraya. Evet galiba yani oyunu çok iyi ilerlettik de belli bir noktada bitirdik mi acaba? Almıyor oraları. Kesinlikle almıyor yani. Buralara gelemiyor abi. Buralara ilerleyemiyor mu cenaze işleri aracı? Peki şuradan bir yeri cenaze işleri için kullansam? Abi özgürlük anıtını salla. Özgürlük anıtının kenarına bir cenaze işleri için yer kur. Bir de onun kenarına bir ölü yakma yeri kur. Yani burası da tartmazsa hiçbir yer tartmaz be. Söyle canım söyle. Tatilimizi uzatmaya karar verdik. Biz yokken birileri çiçekleri sulayabilir mi? Tabii. Dışarı çıktığımızda yapacak hiçbir şey yok falan filan. Abi insanlar burada ölüyor. Ha, deli divane ölüyorlar yani bir hastalık falan filan mı var? Hocam bu arada ben tek yerden giriş yapılsın dedim de bu da pek hoş olmadı galiba ya. Bu da pek hoş olmadı gibi yani bir yere daha bir giriş imkanı sunsak mı acaba? Ama en yakın yolu kullanacak bot yani diğer yolları kullanmayacak ki. Buranın açılmasını sağlayabilmek. Peki trafiği ne kadar rahatlattı benim bu yaptığım hamle? %73 oranında akıyor trafik. Şurası pert. Yani şehre giriş kelimenin tam manasıyla pert. Şehirden çıkış nasıl? Şehirden çıkışı da şöyle sağlasak. Hani buradan böyle direkt dimdik devam edip buradan çıkıp gitse eleman. Oradan da çıkıp gidemiyor. Abi şurada ayvayı yemeye başlıyor o olay. Yani tam burada köprüyü geçiyor. Tıkanıyor herif. Niye tıkanıyor? İlerleyemiyor musunuz buraya? Buraya sadece böyle ileri gidiş falan filan yapsam acaba şuralara dağılmasını sağlasam yardımcı olur mu? Tek başına trafiği tartamıyor. Belki de bu şehrin daha fazla gelişmemesi gerekiyordur abi. Belki de bir yere artık koloni kurma zamanı gelmiştir böyle bildiğin koloni. Yani şuraya misal çok güzel tatlış bir koloni kuracağım abi. Yani belki de koloni kurma vakti geldi. O zaman ne yapıyoruz? O zaman bu otobanı şöyle bir çiçeklerle böceklerle beziyoruz abi. Nereden itibaren olsun? Ya da vazgeçtim. Sadece benim girişim şey yapılsın. Abi merhaba. Tam buradan giriş sağlıyorsun. İki ilerliyorsun. İki. İki ilerledikten sonra buranın çıkışı nereye bağlanıyor? Ha bak şöyle. Bundan sonraki seçeneğiniz de şu. Buraya kadar geldin ya. Buraya kadar geldikten sonra ister çıkışa dönüyorsun, ister diğer şehrin nimetlerini kullanmaya devam ediyorsun. Yani buralardan girip işte şehrin nimetlerini kullanabilecekler. Belli aralıklarla ilerleteceğim. Tek girişi bura, tek çıkışı da bura olacak bunun. Hatta şöyle yapalım. Bence burası komple şehir çıkışı olsun. Yani bizim mini koloninin çıkışı olsun burası. Ana şehre dokunmayacağım artık yeter. Burası sadece işin çıkış kısmı olsun. İçeri girmek isteyen adam da buradan içeri girsin, geri kalanında kafasına göre takılsın.
Hatta aynen öyle abi. Buradan böyle girip çıkmak için kullanabilir ya da direkt girebilir. Anladın mı? Giriş çıkışı tek yoldan yapmak çok mantıklı değil ama ne yapalım ya. Abi şimdi başlayalım şöyle bir mekanı yapmaya. 1200 bir ilerle bakayım. Oradan 1200 tekrar ilerle. Evet ama böyle ortalığı kırıp geçirmez miyiz ya? Ya şöyle giriş çıkışı serbest. Ya şuradan, gerçi buradan da girebilirlerse o zaman buradaki girişin bir anlamı kalmaz ki. Komple giriş çıkış serbest bir mekan yapmak istemiyorum ben ama buraları yaparsam o anlama geliyor. O zaman buraları çıkartacağız abi. Buraları çıkartacağız. Buraları çıkartıp ne yapacağız? Şöyle bağlayacağız kendimize ya. 1200 hop hop. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Buradan kaç gittik buraya misal? 6000 mi gittik? Tamam. Buradan da buraya bir 6000 git. Buradan da buraya bir 6000 git. 1200 araya kapat. Çok güzel. Söyleyin anam, söyleyin. Rüyada mıyım? Cennet gibi bir yer bura. Bu itfaiye bir harika dostum falan filan. Abi artık gözlerim yorulmaya başladı yavaştan. İnsanların hani vefat eden yakınları falan toplanıyor mu cenaze aracıyla? Şehir çıkışından yana bir sıkıntı yok bak. Sanayi tam anlamıyla işlemini görüyor. Sanayide adamın işi bitiyor. Adam buradan basıyor gaza gidiyor. Şehre girişin tek yolu da burası. Burası çok büyük bir yer ama yine de şehre girişi tartmıyor. Abi şehre girişi tartması için ne yapmam lazım ki? İkinci bir köprü daha mı yapayım? Ne yapayım? Ama bu sefer en kısa yolu tercih edip bağlanacaklar sürekli. Yani şuradan bir alternatif yapalım diyeceğim. 2-3 köprü yapalım diyeceğim. Adamlar yine en kısa yolu tercih edecekler ve burada beni mahvedecekler. Neyse, neyse tamam. Şimdi bura sadece giriş için gerçekleştirildi. Diğer taraflarda giriş çıkış serbest. Şu büyük binaları dizmeye devam edeceğim. Tekrardan 1200. 6000 çok iyisin. Şöyle 6000, 1200 çok iyisin abi. Şimdi buraları yerleşim yeri olarak ayarlayacağız. Yerleşim yeri ya da pazar yerleri falan. Girişleri pazar yeri yapalım muhtemelen. Buralar yerleşim yeri olur. Etrafı pazar yeri olarak ayarlanır. Pazar yeri yerleşim yeri, pazar yeri yerleşim yeri falan. Şuralar şöyle bir 1200'e, 1200'e 3000. Buralar çalışma alanı olarak kullanılacak. Yine 1200'e 3000 olarak bir ayarlayalım. Buralar iş hanları abi. İş hanları buralarda olacak. Hop, bir saniye pardon. Buralar iş hanları olarak kullanılacak. İş hanlarının ve bu yerleşkelerin ortasına da böyle büyük şeyler kuracağım. İşte hastanedir, ambulanstır, polis emniyetidir. İşte emniyet güçlerinin kalacağı alandır falan filan. Hepsini o ortaya ayarlayacağım. Bir okul olabilir burada. İlkokul, lise, üniversite. Hani şu orta gördüğün alan her şey için kullanılacak. Çalışmak için biraz fazla mı alan ayırdık acaba buraya, çalışma alanı? Yani ben burayı çalışma alanı olarak düşündüm de belki farklı şeyler için de kullanılabilir. Misal aynı şeyden buraya yapılabilir mi? 1200'e 3000 ilerledin. Aynen abi, zar zor ilerliyor ama. Zar zor ilerliyor. Öyle o kadar çok yer yapmamak gerekiyor. Bak buradan ilk 1200'ü gidersin, sonrası cırt. 1200'e 3000 gittin, sonra 1200 gitmez abi buradan. Şurayı büyük bir yerleşim yeri olarak kullanacağım. O yüzden burası bir kalsın. 6000'e 1200, ondan sonra buralar 6000'e 1200 şeklinde mi? Aynen, 6'ya 1200 şeklinde abi. 6'ya 1200. 3000'e 1200, 6000'e 1200 olmaz çünkü 3000'e 1200. Şöyle bir koloni mahiyetinde yapıyorum burayı da para bol nasıl olsa diye her şeyi fazla fazla kullanabiliyorum. Bak buralar yerleşim yeri olacak. Şu dördü yerleşim yeri. Buranın arkası da yerleşim yeri. Şuralara minik çalışma alanları falan kurabiliriz. İşte minik yerler falan kurabiliriz. Şu ortası komple şehir meydanı ya. Şehre mutluluk veren, ıdı bıdı veren ne varsa burada olacak. Ama tek bir sıkıntı var arkadaşlar şu an. Şehre giriş var, çıkış yok. Ya buraya gelen adam bir daha buradan gidemiyor. O zaman bir de şehre giriş için ayrı, çıkış için ayrı bir rota ayarlamak lazım bence. Şehre çıkmak isteyen ne yapabilir biliyor musun? Şehirden çıkmak isteyen.
Şehirden çıkmak isteyen adamı hiç yormadan yönlendiririz. Nasıl hiç yormadan yönlendirebiliriz? Aslında yorabilirim. Aslında yorabilirim de dur bekle bir bakalım. Abi tekrar bir 3000 ver. 3000'e 1200 şöyle bir yerleştir. Bir daha 3000'e 1200 ver. Şuradan da bir 3000'e 1200 ver. Gerçi o zaman bu sefer bozduk. Ne yaptık abi? Her yeri 3000'e 1200 yaptık. Güzel tamam canım. 3000'e 1200 olsun. Şehir meydanı hariç her yeri 3000'e 1200 olarak ayarla. Çok da önemli değil yani. Koloni koloni yerleşmiş olursun oralara. Şu ortadaki mekana da ne gerekiyorsa onu yaparsın. Peki buradaki canım koloninin çıkışı nereden olacak? Abi çıkışı da buradan olsun ya. Çıkışı da en köşeden olsun. En köşeden buraya doğru da çıkacak. Adam girdi, işini bitirdi, çıktı. Hop. Yani girişten aslında girişi bura, çıkışı bura yapsak. Neyse, gerçi bozmayalım abi. Bozmayalım. Şimdi önce ben buraya bir şey yapmak istiyorum abi. Önce buranın aa bak buranın çöpünü falan da unuttuk. Buranın çöpünü falan da unuttuk. Buranın çöpünü nereden alacağız? Buranın çöpünü bence şu çıkıştan falan almalıyız abi. 3000. 3000'e şuraya doğru ilerle. 3000'e 6000 ilerle. 3000'e 3000 ilerle ya da ya neyse. 3000'e 3000 ilerle, o kadar da değil. Buranın işte çöpü, sağlık hizmetleri, ıdısı bıdısı hepsi buradan yapılacak ve hani buranın şu kısmı ya şuradan dönmesinler, anlıyor musun? Burası sadece giriş yapsak şöyle nasıl olacak ki o? Neyse neyse, herhalde çıkışın oradan almak pek fazla baymaz bizi ya. Ya da burayı giriş yapalım, girişin oradan, gerçi abi çöp toplama yerini girişe de kurmazsın, çıkışa da kurmazsın ya. Ama çöp toplama yerini ortaya da kurmazsın. Öyle de bir gerçek var. Ne yapalım? Şöyle bir köprüyle karşıya geçip karşıya kuralım mı? Aa, 9000 var mı? 9300 var. Sırf bu karşıyı çöp toplamak için falan kullanacağım ya. Abi 3000 buraya, 3000 buraya. Sırf bu karşıyı çöp toplamak için kullanacağım. İşte çöp toplama, çöp yakma. 3-4 tane çöp olur burada. Çöp toplama yaparız, çöp yakma yaparız. Cenaze işleri buradan halledilir. Mezarlıklar buradan halledilir. Şöyle bak, 2 tane mezarlık koyarız. Biz burayı şimdiden yerleştiriyoruz o zaman. Aynen öyle. 2 mezarlık koyduk. Mezarlıklar için yakma yeri koyduk. Ondan sonra çöp alanları. Burayı bir 4 tane çöp alanıyla donatırız. Şöyle 4 tane çöp alanı. Bu çöp alanlarının yakma tesisleri olur. Ahan da burada abi. Bu çöp alanlarının yakma tesisleri olur. Buradan nereye gidiyorsunuz? Ha, elektrik, su yok. Bir saniye. Akış nerede? Ha, buraya elektrik, su da çekilecek. Ayrı elektrik, ayrı su çekeceğim abi buraya. Şöyle bir tane su çekme yeri ver bana. İki tane ver. Bu ikisi gelsin. Bu ikisi bize su dağıtacak. Bize ve bütün koloniye. Ha, elektriği de buraya yapacağım. Tabii 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 elektriği de buraya yapacağım abi. Onu bir es geçmemek lazım. Şimdi şurayı bir ayarlayalım. Belki çıkışa falan da bina koyarım. Çıkıştakilere bile şey yapacağım. Merhaba. Şu suları bir çek bakalım. Benim ilk defa bir şehrim bu kadar tutuyor. Lan yanıyor mu? Ne? Stok mal gelmiyor. Galiba stok mal gelmiyor. Abi sanayinin giriş çıkışı tek. Yani o kadar fazla da sanayi yok orada. O giriş çıkışı mecbur kullanmayacaklar. Yapacak başka hiçbir şey yok. O giriş çıkışı kullanırlarsa tıkanma yaşanır yani. Tıkanmanın yaşanmamasına imkan yok ki. Bir de buralara abi elektrik şeyi kurulacak. Elektrik üretimi. Elektrik üretmek için neyi kullanacağız? Güneş ve suyun enerjisini kullanarak enerji üretir. Nasıl? Nereye kuracağım? Yol kenarına yapılmalı.
Gürültü yapıyormuş bu. O zaman bunu böyle biraz daha kenara çekerim. Şöyle bir 3K çek. Al abi büyük enerji binası. Tamam. Elektrik falan geliyor her yere. Bunlar yanmaya başlamadı değil mi? Yangın falan yok yani. Ama buraya kadar ilerlemesi için elektriğin böyle bir ilk başlarda şey yapmak lazım. Aa, merhaba. Merhaba. Su çekme var da su atmayı yapmadık. O su atma atölyesini de yapacağız. Su atıklarının gittiği yeri de yapacağız. Onu da şöyle aşağı doğru yapalım. Olabildiğince aşağı. Neden olabildiğince aşağı? Çünkü ayıptır ya. Köprüden geçen insanlar falan görmesin. Lan işte buraya elektrik veriyorsun ya. Buraya elektrik verdiğini yeni kabullendi. Şimdi buraya bir itfaiye, efendime söyleyeyim bir polis istasyonu falan filan lazım. İtfaiye, polis, ambulans, hastane, okul. İşte Allah ne verdiyse her şey buralara yerleştirilecek. Yeni bir koloni yapıyoruz en nihayetinde. Bu koloninin de en iyi şekilde gelişmesi lazım ama burada elektrik yok abi. Buranın elektriğini nereden alacağız biz? Buraya biz nasıl elektrik alacağız? Buraya nasıl elektrik almışız zamanında hatta onu merak ettim ben şimdi. Buranın elektriği nereden geliyor? Neyse abi yavaş 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 hallederiz o elektrik işlerini de. Elektrik işlerini nasıl yapalım biliyor musun? Böyle bir tam ortaya getirelim şunları yayılıncaya kadar dursun tam ortada ya. Alan boş değil mi? Tamam işte buralara yerleşirken şey yapılır. Yavaş 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 elektrik dağılır sonra bunları kırarız. Şimdi yapacağımız şey ne? Önce sağlık hizmeti, önce hastane. Büyük hastaneden istiyorum bir tane. Ha büyük itfaiye. Büyük emniyet müdürlüğü. Babo ilkokul, lise, üniversite falan onlar da kurulacak. İlkokul, lise, üniversite. Bak her şey yan yana. Her şey yan yana görüyor musun? Yani bu şehrin param eksiye mi gidecek? Param galiba deli gibi eksiye gidecek abi. O kadar çok şey yaptım ki bunca şeyin masrafını tartamıyorum değil mi? Bunca eğitim, öğretimin falan. Abi o zaman yavaştan yerleşme vakti. İlk koloni kısımları hemen şöyle bu yerleşim yerlerinin olduğu yerler hemen tık 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 tık. Buraları hemen şöyle bir insanla yerleştir. Bunların çalışma yerleri falan da olacak elbette. Yani ki ben buranın çok rahat olacağına inanıyorum ya. Baksana burada her şeyi sağladık. Eksi 4000. Evet. Onun farkına vardım abi. Onun farkına vardım. Suyumuz var komple. Her yere su çektik. Her yere elektrik çektik. Bir şeyler yanmıyor değil mi? Her şey yolunda gidiyor yani. Güzel. Her şey yolunda gidiyor. Kolonimiz falan gayet iyi. Suyumuz güzel, elektriğimiz güzel, yetişiyor. Çöp toplama durumumuz var, diğer durumlarımız iyi. Ana şehre giriş ne kadar zorsa buraya girişte o kadar ferah olacak. Evet, babuşlar, dilerseniz bölümü burada sonlandıralım ve 10. bölüme geçiş yapayım ben. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki final bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.